İlke Vakfı Hukuk Çalışma Grubu olarak 2019 yılı Türkiye Hukuk Alan İzleme Raporu'nu hazırladık. Hukuk sisteminin geleceğe dair öngörülerde bulunarak etkin şekilde çalışması, geçmişi iyi analiz ederek mümkün olabilir. Hukuk İzleme Raporu, alanın genişliğine rağmen değerlendirmelerde bulunması bakımından bir Türkiye'de ilk kabul edilebilir. Yüksek yargı organlarının kendi sitelerinde açıkladıkları istatistik veriler, bunun dışında Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı veriler dağınık şekilde ve kapsamı oldukça geniş biçimde yer alıyor. Biz bu verileri daha sade, anlaşılır bir şekilde anlamlandırmaya çalıştık. Hukuk Alan İzleme Raporu'nda ilk etapta Anayasa Mahkemesi'nin norm denetimi ve bireysel başvuru kararları özellikle son 8-9 yıl üzerinden inceleme altına alındı. Bireysel başvuru kararlarında göze çarpan durum, her geçen gün bireysel başvuruların artış göstermesi. Bu Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun daha etkin şekilde kullanıldığında gösteriyor bizlere. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru kararlarında dikkat çeken husus, son yıllardaki ihlal edilen hak türünde bir değişme olmadığı, adil yargılanma, ifade özgürlüğü ve mülkiyet hakkı ihlal kararları ilk 3 ihlal kararı olarak karşımıza çıkıyor. Yalnızca 2019 yılına bakıldığı zaman adil yargılanma ihlal kararlarının gerilediğini görüyoruz. Bu Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru kararlarının yargı makamları nezdinde de önemli bir gelişme olarak kabul edilebilir. Yargı makamlarını adil yargılanmaya, yargılama adaletini ön plana alarak yargılama yapmalarına da sebep olabiliyor. Yüksek mahkeme olarak Danıştay'a ait sayısal veriler incelendiğinde bir idari uyuşmazlığın ortalama görülme süresinin 2019 yılında bir önceki yıla göre 111 gün azaldığı gözlenmiştir. Raporda Cumhuriyet Başsavcılıklarına ait hukuksal veriler de incelendi. 2019 yılı için göze çarpan ilk husus ihbar sayısının bir önceki yıla göre 2 kat artması. Ancak ihbar sayısının bu denli artmasına rağmen savcılıklarca soruşturma açma oranının %13.7'ye gerilediğini görüyoruz. Bu bize asılsız ihbar problemini gösteriyor. Ancak bu çok daha fazla disiplinler arası yapılacak bir çalışmayla belki de ortaya çıkarılabilecek bir husus. Raporda hukuk mahkemelerine ait sayısal veriler de inceleme altına alındı. Göze çarpan husus Türkiye'de hukuk mahkemelerinde açılan en fazla dava konusunun birinci sırada veraset, ikinci sırada ise boşanma olduğudur. Boşanma davalarında ise anlaşmalı boşanmaların ilk sırada yer alması ise dikkat çeken başka bir konudur. Arabuluculuk verileri Türkiye'de arabuluculuk kültürünün yaygınlaşmaya başladığını bizlere gösteriyor. İhtiyari arabuluculuk ve dava şartı arabuluculuk verilerine bakıldığı zaman ihtiyari arabuluculukta anlaşma oranının 2019 yılı için %98 gibi yüksek bir oranda olduğunu görebiliyoruz. Ancak dava şartı olarak arabuluculuk taraflarca belki de belli bir yolu zorunlu şekilde tüketmek olarak algılanıyor. Bu sebeple de anlaşma oranının ihtiyari arabuluculuğa göre daha düşük olduğunu görebiliyoruz. İdare mahkemelerine ait sayısal veriler incelendiğinde bir önceki yıla göre idari uyuşmazlıkların daha fazla şekilde mahkemeler önüne geldiğini görebiliyoruz. Bu bize bir idari uyuşmazlığı yargı makamı önüne gelmeden önce başka yollarla çözümlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan kamu denetçiliği kurumuna yapılan başvurunun her geçen gün artması bir idari uyuşmazlığı yargı makamı dışında çözmek konusunda başarılı olabileceğimizi de bizlere gösteriyor. Bu bakımdan idari uyuşmazlığın yargı önüne gelmeden önce idare ile bu işin çözümlenmesi noktasında farklı çözüm yolları da getirilebilir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temel hukuki
aracı olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin düzenleme alanları da raporda inceleme altına alınmıştır. 2019 yılında tespit edilen, resmi gazetede tespit edilen Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sayısının 30 olduğu görülüyor. Ancak bunlardan yalnız 6 tanesinin yeni bir alanı düzenlediği görülürken diğer 24 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin mevcut Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin değiştirilmesini konu edindiğini görebiliyoruz.